Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle beraberiz. Arkadaşlar, SAP Power'ın havalı sumun sıkma tabancasını inceleyeceğiz bugün birlikte. Bu üründe maalesef şöyle çok fazla kullanmayacağım ürünler arasında olacak. Çünkü her zaman ihtiyacım olan bir ürün değil ama ihtiyacım oldu. Almak zorunda kaldım. İsterseniz çok kısa bu ürünü alma durumumdan bahsedeyim. Arkadaşlar, kullanmış olduğum bir motosikletim var. Bu motosikletin arka debriyaj, yani kavrama debriyajı, şu parça hatta kırılmış, arızalandı. Motor yürümemeye başladı. İşte gittim motosikletçiye, dedim ki hani böyle böyle arka debriyajın arızalanmış, değişmesi gerekiyor, 300 lira gibi bir masrafı çıkar dedi. Motosikletim eski bir motor olduğu için açıkçası 300 lira pahalı geldi. Parçacıya gittim, motosiklet parçası satan bir yere. Dedim ki bu model motosikletin debriyaj balatası ne kadar? Şunun yenisi 70 lira arkadaşlar. Şimdi usta bizden 300 lira istedi. Ben haliyle dedim ki hani kendim yapabilirim. Bir en azından deneyeyim dedim. Başarabilirsem ustaya vereceğimiz para yanımızda kalır. Ya arkadaşlar, hani başta şunun altını çizeyim. Ben de elektrik işleriyle uğraşıyorum mesela. Ben de arızalara vesaireye gidiyorum ama bizde şöyle bir durum var. İşte kullandığın malzeme kadar işçilik yazarsın. Atıyorum, bir yere projektör taktın. 100 liradır projektör. 100 lirada işçilik yazabilirsin. Ama ben şahsım adına konuşayım, gene bunu uygulamıyorum. Hani işte 100 liraysa projektör, 50 lirada işçilik yazıyorum. Tabii işin durumuna göre, çok uğraştıracak bir iş değilse. Şimdi bu arkadaş parçacı 70 liraya satıyor. Ki muhtemelen motosiklet tamiri yapan arkadaş bunu 50 liraya falan alıyordur toptan da geldiği için. Tamam, 50 liraya aldım bunu. Hadi 70 lira satış fiyatı var. Onu da koydun üstüne. 70 liraya satıyorsun. Gene bizim hesaptan düşünürsek 70 liraya sattığın malzemeyi bir, yani malzeme fiyatı kadar da işçilik koy, 140 lira de bana veya 150 lira de. Hani 200 lira de. 200 lirayı da kabul edebilirim ama yani 300 lira demesi mantık dışı. Ben bunu aklım almıyor ya. Hani tamam, yanında bir özellikle sordum. Sadece bu mu değişecek yoksa başka bir problem çıkar mı? İşte şu kayıştır vesairedir, ki kayışımı da zaten geçen sene falan değiştirmiştim. Durumu iyi. Yok dedi, sadece debriyaj balatası. Ekstra bir şey çıkarsa üstüne yazarız dedi. İşte kayış çıkar vesaire, ayna çıkar gibi bir şeylerden bahsetti. Yani bu 300 liranın daha bir de üstüne çıkma ihtimali de var. Neyse. Konu bu değil. Geldim, motosikleti ben söktüm. Karşımda bir tane 17 somun duruyor. Bu debriyaj balatasının bir kasnağı var. Bu kasnağın üzerinde bir tane 17 somun var. Bunu sökmem gerekiyor. Tabii kavrama hareketli bir parça olduğu için bir şeyle sabitlemem gerekiyor. İşte demirle sabitledim, olmadı, demir yamuldu vesaire. Hani şu noktalardan sabitlendiğini düşünün. Ortasından somunu söküyorsunuz. Yok yani havalı tabanca lazım. Araştırdım internetten. Einhell'in bir ürününü gözüme kestirdim. Einhell TC PV340 modeli. O da güzel, böyle hani taşıma çantası var, lokma takımı var vesaire. Kafamda belirledim. Tamam, bizim Nalburcu arkadaşın yolunu tuttum. Eskişehir'de Einhell de satıyor. Çeşitli markalar da var. Dedim arkadaş, bana böyle böyle bir havalı tabanca lazım. Ha, bu arada acele etmeyeyim dedim. Tabancayı daha sonra alırım. Yakınımda bir lastikçi var. Bu lastikçiyi götürdüm ben, motosikleti. Hani olayın farklı bir boyutu daha var. götürdüm, dedim abi bunu sökmemiz lazım. İçinden işte debriyaj balatasını değiştireceğiz. Ya bir tane 14 şey pardon 17 somun sökecek lastikçi arkadaş. Hani ücreti neyse onu da veririm, tamam, problem değil. Sökecek, ben debriyajı yenisini aldım zaten bunun. Bunu çıkartacağım, yenisini koyacağım yerine, ondan sonra takacağız. Hani toplasan 3 dakika. Adam dedi yok gülüm, ben onunla uğraşamam. Peki abi dedim, canın sağ olsun. Yani tamam, gel bak, tabanca ben gene almayacaktım. Hani aklımda var, alırım, ihtiyacım oluyor diye düşünüyordum ama daha ileride biraz daha maddi anlamda rahat hissettiğim zaman kendime alırım diye düşünüyordum. Neyse, çok uzattım ben girişi. Gittim Nalburcu arkadaşa, dedim bana böyle böyle bu Einhell'in bir havalı somun sıkma tabancası var. TC PV340 modeli var mı? Var. Ne kadar? 350 lira olur dedi. Tamam ama dedi, ben kendin kullanacaksan onu sana vermem. Şimdi Nalburcu arkadaş da samimi bir arkadaşım. Niye dedim, hani ben Einhell'in ürünlerinden memnunum.
Bana söylediği şu. Einhell evet elektrikli aletlerde vesaire de iyi olabilir. Fiyatına göre güzel ürünleri olabilir. Biraz da şans işi tabii senin şansına bugüne kadar başını artmamış olabilir ama havalı somun sıkmada Einhell'e girme dedi kesinlikle. Bu arkadaş da hani benim işlerini yaptığım bana iş gönderen samimi bir arkadaşım. Ne alacağız? Bana çıkardı bu malzemeyi verdi. SubPower'ın yani al dedi bunu bozulursa bana geri getir. Başka bir şey demiyorum sana ki bunu sanayide işte lastikçiler olsun, oto tamirciler olsun falan alıp kullanıyorlarmış. Yani Osaka diye bir meşhur marka var. İşte tam profesyonel bir havalı somun sıkma. Onun kadar olmasa da ona yakın kalitede işini görür, ömürlük bir malzeme dedi. Kesinlikle kefilim dedi. Al bunu başın ağrımaz dedi. Vesileyle bunu almış olduk arkadaşlar. Şimdi bu ürün plastik gövdeye sahip. Ben şu arada açayım ürünü de görün. Ben ürünü de kullandım bu arada. Bunun maksimum 1200 Nm torku var. Bu da 122 kilograma falan denk geliyor. Çift çekiç diye geçiyor. Ben internette özelliklerine vesaire bakarken de o karşıma çıktı. Çift çekiç dedi zannedersem bu şanzıman kısmında iki kademeli bir sistem kullanılmış diye tahmin ediyorum. Yine eksik veya yanlış bildiğim noktalar varsa arkadaşlar bunları yorumlarda düzeltebilirler. Daha tecrübeli arkadaşlar. Boştaki devri 7500 devir. 90 PSI hava basıncı ile çalışıyor. Bu da yani 6.2 bara denk geliyor. Ben bunu denedim arkadaşlar. Kompresörümde yani 3-4 bara ayarlıydı benim kompresörün çıkışı. 4 3.5-4 barda falan çalışmadı. Sadece şu arka egzozdan boş bir hava attı. 6 barın üstüne çıkarttığım zaman çalıştı. Lakin şöyle bir durum var. Bunu aldığım arkadaş da altını çizerek söyledi. Yani bu ürünün tam performansını alabilmen için minimum 200 litrelik bir tanka ihtiyacın olması lazım dedi. Hani bende 50 litrelik kompresör var. Ya dedi hani tamam çok kullanacağım bir şey değil belki senin işini görür ama sürekli kullanacak arkadaşlar için yani minimum 200 litrelik tank öneriyorlar. Çünkü 50 litre ne olacak bir pısladığı zaman bitiyor zaten. Arkadaşlar bunun dışında 2 kilogram civarı 2100 civarı bir ağırlığa sahip. Alet güzel yani şöyle ele oturması falan ben beğendim açıkçası. Bu SubPower markasını da ben ürünü aldıktan sonra tabii işimi falan hallettim. Artık rahata kavuştum. Motosikleti hallettik. İnternetten araştırdım. Yani 439 lira gibi bir fiyatı var şu an için. Bugün itibariyle. Bugün 29 Ağustos 2020. Bugün itibariyle 439 lira civarı ücretsiz kargo olacak şekilde internette satış fiyatı var. Ben bu ürünü ne kadar aldım derseniz arkadaşlar şurada etiketi de var. Bakın size şu şekilde göstereyim. Şurada görebiliyorsunuzdur herhalde. 475 lira satış fiyatı var. Pazarlık al aşağı ver yukarı. Ben bu ürünü 400 liraya aldım. Ve içime de sindi yani. İşimi de hallettim ki zaten hani benim bir tane somunu sökmek için fazla fazla yeter. Almayı düşünen arkadaşlara fayda sağlaması açısından da bunu paylaşmak istedim. Şimdi ben motosikletteki işimi hallederken bir video çektim. Onu da koyacağım zaten şimdi ekrana gelir. Bunun dışında şöyle bir de bilgi vermek istedim. Hani başta bahsetmiştim ya Einhell'in bir ürününü gözüme kestirmiştim onu alacaktım diye. Şimdi o ürünün iki tane artısı var. Bir plastik bir taşıma çantası var. Bir diğeri de içinde yanlış hatırlamıyorsam 7 parça lokma takımı var. Şimdi bunlar eksi. Bunda karton kutuyla geliyor. Ve yanında herhangi bir lokma takımı vesaire yok. Sadece şu hızlı sökme takma kompresör ucu var. Bunun dışında ben işimi nasıl hallettim derseniz şu şekilde ben kendi lokma takımımdan yani takılıyor. Hani normalde bu şekilde midir bilmiyorum. Atıyorum şöyle bir tane ben işimi görecek şekilde 17 lokmayı ben bu şekilde taktım. İşimi gördüm ama bu tabii bu şekilde olmaz. Buraya bir parça gerekiyor muhtemelen bunları takabilmemiz için. Biraz zor giriyor ama yok zor girmiyormuş. Ben yamuk takıyormuşum. Şu şekilde mesela taktım ben kendi lokma takımımdan. Kullandım ama şu araya bir parça alınırsa herhalde daha pratik olur sökmesi takması. Yani o başta belirlediğim Einhell ürününden eksileri bunlar.
Ya bir de sesini duyun şöyle, ben çalıştırayım şimdi. Zaten dediğim gibi işimi hallederken ki videoyu da koyacağım. Sıkma kısmında 3 tane kademesi var. Bunlar işte belirli tork aralığında sıkma yapıyor. Gevşetme yani sökme kısmında da bir tane kademesi var. Şu şekilde. Yani burada herhangi bir böyle bir çıt çıt yapıyor ama çok yavaş hareket ettirmemiz lazım. Çıt çıt da hani böyle anahtar böyle şık şık diye yerine oturmuyor. Hani oraya geldiği zaman bir çıt yapıyor sadece, o kadar. Sökme ve sıkma fonksiyonu bu şekilde. Yani çok güçlü bir malzeme gibi geldi bana açıkçası. Yani yorumlarda falan da internetten dediğim gibi araştırmıştım işimi bitirdikten sonra. Gerçekten güçlü diyorlar. Hatta yorumların arasında bazı oto tamirciler falan da vardı yorum yapan. İşte 3 yıldır kullanıyorum diyen var. İşte şu kadar süredir kullanıyorum, ikinci, üçüncü tabancayı aldım diyenler var. Yani aldıktan sonra da pişman olmadım açıkçası. Ya tabii bizim kompresör 50 litre, bunu çok aman aman besleyemiyor. Hani gerçek gücünü alma anlamında satan arkadaşın da söylediği gibi minimum 200 litrelik bir kompresöre sahip olmanız gerekiyor. Ama çalışmaz değil mi? Çalışır işte. Benim 50 litrelik kompresörüm var. Gayet de güzel çalıştı. İşimi de gördü. Somunumu da sıktım, taktım. Sürekli kullanacağım bir ürün değil ama elimin altında böyle bir ürün de olmuş oldu. Arkadaşlar, umarım fayda sağlamıştır. Almayı düşünenlere yani ben ilk izlenimim olarak kesinlikle tavsiye ederim. Hani başta iyi inhal düşünerek girmiştim bu işe ama böyle bir ürün nasip oldu. Bu denk geldi. Arkadaş da özellikle ısrar etti. Hani iyi inhal vermeyeceğim sana. İyi inhalin havalı somun sıkmasına girme, yaramaz. 2 gün sonra geri getirirsin falan dedi ama yani nasip buymuş. Tabii ilerleyen zamanlarda uzun kullanım testi olarak nasıl bir performans sergiler bilmiyorum. Hani sürekli ihtiyacım olacak, kullanacağım bir ürün de değil açıkçası ama böyle bir video paylaşmak istedim. Bu aralar videolar çok aralıklı geliyor, farkındayım ama malum yaz dönemi, inşaat vesaire işlerim yoğun. Açıkçası zaman ayıramıyorum arkadaşlar. Yani şu atölyeye bile haftada 10 günde bir kere geliyorum. İşte bu motosikletin arızası baş gösterince böyle bir ürün edinmiş olduk motorun sayesinde. Yani atölyeyi kurduk. Hani ben şu bunu aldım deyip atölyeyi kurdum deyip de bitmiyormuş. Ben onu öğrendim. Hani illaki işte bir ürün eksik oluyor. Elinizin altında olması gereken bir şey olmuyor. İşiniz yarım kalıyor vesaire. Hani bir de ben şöyle bir şey söyleyeyim kendimle alakalı. Yani tek bir kalemle uğraşmıyorum atölyede. Hani bir hobi atölyesi kurdum. İşte sadece ahşapla uğraşsam çok daha kolay olur belki. Takım taklavat malzeme konusunda. Ya da sadece metalle uğraşsam, kaynak işleriyle uğraşsam daha kolay olur. Ama benim o şekilde değil arkadaşlar. Ben yeri geliyor burada ahşapla uğraşıyorum. Küçük bir sehpa yapıyorum. Yeri geliyor işte bir kaynak işim oluyor. Kaynakla ilgili bir şeyler yapıyorum. Yeri geliyor işte gördüğünüz gibi az önce örnek verdim. Motosiklet tamiratıyla uğraşıyorum. Arabam var işte araba arıza veriyor vesaire. Bir takım sorunlar oluyor. Onlarla uğraşıyorum. Mesela geçtiğimiz haftalarda arabanın kapı döşemeleri düşmüş. Komple arabaların kapı döşemelerini kendim yeniledim. Yani yenilediğimden kastım söktüm. Kırılan işte segmanları vesaire A'dan Z'ye değiştirdim. Şu anda 4 dörtlük oldu. Hani kendi yapabileceğim işler konusunda açıkçası böyle pek sanayiye gideyim, ustaya gideyim, götüreyim, yaptırayım tarzında düşünmüyorum. Ha motosikleti götürdüm tamirciye ama dediğim gibi işlerim yoğun olduğu için, zaman ayıramadığım için götürdüm ama sağ olsun usta da işte bize 70 liralık malzemeye kalkıp da 300 lira fiyat söyleyince biz böyle bir ürünü almış olduk. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz içimi döker gibi oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ürünle ilgili yanlış aktardığım, eksik söylediğim bir şeyler varsa yorumlarda daha tecrübeli arkadaşlar düzeltebilirler. Memnun olurum. Son olarak da kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz.